Merhabalar ben Köfte Köfte ve Kasari diyecektim. Ve yanımda şu an kimler var? Server. bu saatler biraz sessiz. Ancak yanımda şu an kimler var? Konuşun. Merhaba. Merhaba ben Madro. Ben de Dark Pirate. Sen Dark Pirate evet. değilsin. Sen benim için zahirsin. Haydi. Zahir. Hem de Avatar'daki Dark Side'a geçmiş hava bükücü. Şu <laughs> an Yalnız... zaten Dark Side oldu. Ciddi ciddi. Hani zahir karakteri bugüne kadar hava bükücülerin neden pasif olması gerektiği de öğretti hani. Hani agresif <laughs> bir hava bükücü cidden korkulası bir şeymiş. Ve ben bu bölüm ne yapacağım? Bir adet dislocator yapacağım. Dislocator nedir diye soracak olursanız Şuna koyduğumuz arkadaş şu an Ups Kazara ışınlandım Neyse Evime geri döneyim Şununla basıl tutarak Evet bundan bir tane yaptım Ayrıca bir tane de Dislocator pedestal yapacağım Stone pressure plate lazımmış Ve valla Tamamdır bunlar burada kalsın Şimdilik bunu bölümünün aslında bunu yavaştan koyabilirim de. Evet, şimdi burası Orkun'un evi. Ve Orkun'un... Tamam, ilginç bir bug oldu. Orkun'un yeni evine bir gideceğim. Evet, yeni evi inşa etmeye başlamış. Ancak bu evin yeni yakınlarında bana ait bir şey de var. Jungle Bayon değil, neredeydi bu waypoint'im benim? da fucking olası ev. Hayır, orası değil de. Ha, daha yamacı plains. Yeni evimi yapacağım yer. Yüklenirse. Evet, şu an ha, yüklendi tamam. Şimdi ben buraya bir adet Bunu buraya bağladım. Şimdi şunla evime geri dönüyorum basılı tutarak. Bunu ben buraya koyuyorum. Ve valla. Ve manamın da suyunu çıkarttım. Sana bir tane daha translocator yapacağım oraya daha sonradan. Ee, <laughs> Neyse mana demişken ben şu manayı artık bundan kullanmak istemiyorum. Ben de of manadan kullanmak istemiyorum. O yüzden kendime bir tane mana mirror yapacağım. Bir tane mana tablet lazım. Gel bakalım. Ardından gel bakalım. Living Woods Trick ve Mana Mirror. Evet, şimdi Mana Mirror kendi içerisinde bir işe yaramıyor. Fakat, gel bakalım, seni şunun içine atalım. Ve yanlış moddasın. Bu moda gel. Tamamdır. Ben bunu şuna bağlayacağım. Evet. Basitçe bunun muhabbeti şu. Burası chunkloadlandığı süre içerisinde bu mana mirror içerisindeki bütün pardon, bu mana tablet içer, mana pool içerisindeki bütün mana ya uzaktan erişebiliyorum mana mirror sayesinde. Evet bu basitçe olayı bu mana mirror'ın. Kendisi çok tatlı bir arkadaşımızdır. Ve şu end of mana da artık şurada dursun. İhtiyaç duyduğumuzda kullanırız. Bunu yapmak yerine şunu da yapabilirdim. Şu Greater Band of Mana. Ki kendisi normal Mana Band of Mana'nın 4 katını falan depoluyor olması lazım. 4 ya da 2 katı emin değilim. Ancak onun yerine ben yanımda hani iyi, iyi durum senaryosuyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 neden saymaya ihtiyacım duyduğumu bilmiyorum. Hatta 7. Mana tablette olsun mana ta taşımayı tercih ediyorum şu an. Hatta bunun sayısını arttırabilirim istediğim gibi. Ayrıca şurada da ufak bir değişiklik yaptım. Buraya bir squancer e koydum. Nasıl telaffuz edildiği hakkında çok bir şey diyemeyeceğim. Çünkü e state cell istediğim gibi çalışmıyordu. Basitçe bu ne? Ben bunu delay'ini on tike ayarladım. Yani şurası 2 saniye boyunca kapalı konumda. Onun dışındaki her an açık bu. Şuradan da ayarladığım muhabbet. Restore sinyali aldıkça bu loop'u restartlıyor. restart diyor. Yani bir, yarım saniye sonra iki, yarım saniye sonra üçüncü aşamada falan filan. Ancak restore sinyali aldığında tekrar birinci aşamaya geri dönüyor. Fakat İki buçuk saniye boyunca redstone sinyali almazsa Şurada bir süre bu redstone sinyalini devre dışı bırakıyor ve o da Benim ihtiyaç duyduğum 12 tane kömürü atmaya yetecek kadar olan süre Ayrıca Extra Utilities ba, Item bilmem ne bilmem nesi tam istediğim gibi çalışmıyordu o yüzden ben de Translocator'a geçtim Translocator Kendisi bu şekilde craft ediliyor ve ayrıca onun içine bir tane Diamond Nugget koydum. Diamond Nugget koyduğum takdirde tam olarak istediğim miktarda item burun, bulundurmasını sağlıyor içinde. Ne eksik ne fazla. Daha sonra, of. Evet. Fazlasını ben eğer koyarsam barındırıyor. Ancak o tekrar 64'ün altına düşmediği takdirde bir şey olmuyor. Şurada da bir tane barrel'ım var. Adram'ım var. Kendisi Reinforced Large Drum kendisi 4096 kova barındırabiliyor içinde. Ve bu benim için Çin bayağı güzel. Efendim. Sana başka bir tane tank söyleyeyim mi? Söyle. Quantum tank. Olabilir. Sanırsız abi. Ve daha kolay yapalım. Quantum tank. Ha o kadar kolay değilmiş de gene kolay benim için daha. Gerçi benim Emerald eksiğim var. Hmm. İstiyorsan ver ederim. Çok var oldu Toplam 16 tane var bende. Ve ayrıca şurada da Crude Blast Furnace'lar var. Kendileri stil üretiyor. Yapımı şu bloktan 27 tane yapıyorsunuz ve tıpkı şu coke bunları koyduğumuz gibi 3x3 şeklinde yerleştiriyorsunuz. Bu. Ve ardından Hammer'la tıklıyorsunuz. İçine Kol, kol kok ya da çarkol atabiliyorsunuz ama kol kok en verimlisi. Ve iron attığınızda bunu buna çeviriyor. Boast Furn furnace, evet. Bu arada blok halinde de çevirebiliyor ancak direkt ben şu şekilde koydum. Ve el elde ettiğimiz slag var bunda. Bu slagları da ya villager'a trade edip emerald ed edebiliyoruz ki yapabilirim de sanırsam. Ya da concrete yapabiliyoruz ki bunu kullanacağım biraz. Evet basitçe bunlar bu şekilde. Bunun yanı sıra yaptığım bir başka şey Ge gelecek olursak şuraya kekimurusu koydum. Ancak şu an yumurtam kalmadığı için kek yapamıyorum. Bak yumurtanız varsa alabilirim. Bak şimdi. Ses çıkmadı. <laughs> Bakayım bir var mı? Evet. Ben sistemi topladım mı? Topladım. 31 tane var. Ee, talibim. Evet. Neyse. Kekim Ruslar pasta yiyerek. Ancak üzüldüğüm bir şey önceden Pam Cyrus Craft'ın pastalarını da yiyebiliyordu ama artık sadece vanilya pasta yiyebiliyorlar. Evet. Ve bunun yanı sıra envanterimde bir süredir kullandığım ancak tanımadığınız birkaç item görüyorsunuz. Ayrıca zırhım zaten artık terörist değil. Şunu kullanacaktım, şimdi kullanmayacağım, daha sonra kullanacağım. Evet, muhtemelen envanterimde şu an tanımadığınız itemlara göz gezelim şu üçü. Şu Ring of Thor'u hatırlıyorsunuz. Kendisi Gaya Guardian'dan evet. düşmüştü. Ve yan geliyor. sen neredesin? O arkandayım. Şey ne haber? Hop. İyi senden. Bu teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir şey abi. Hex. Hex'e de şu an hammer'ımı koymuş durumdayım. Hop. Oyunum kastı o zaman yumurtamız varsa cake yapalım. Evet. Yumurtam var ama vidim kalmamış. Neyse onu hallederim daha sonradan ben. Haber. Bu nedir? Evet. Ben geçtim galiba. Tamamdır. Ve gördüğünüz gibi bunlar bayağı güzel bir biçimde mana üretiyor. Kekimuruslar. Pastayı yiyerek. Evet, ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler lafını ciddi alan bir grup. B bitki. Neyse devam edelim. Elimdeki eşyalar. İlki Ayoflügel. Ayoflügel'i birkaç kere bir işleviyle kullandığımı gördünüz. Eğer buna shift sağ klik yaparsanız bir bloğa sizi buna sağ tıka basılı tuttuğunuzda o bloğa aşınacak. Ancak mesafenize göre ...bir mana harcaması yapacak. Ayrıca bir özelliği daha... ...flugel tiara'nın... E, ...uçma limiti olduğunu biliyorsunuz. Bu uçma limitini aşsanız bile uçmaya devam edebiliyorsunuz. Sadece mana kullanımınız çok az daha artıyor. Devam edelim. Flute of Grecia. Muhtemelen e, çoğumuzun en çok işine yarayacak item bu olabilir bu listede. Kendisi sınırsız bir yemek. Sa mana kullanarak yemek sağlıyor size. Ve Key of the King's Law. Bunun için şu moda geçmenin. Ups. Nerede? Ha. Şu şekilde silahlar oluşuyor arkamda. Gördüğünüz gibi ve bunları gidip ben bir yere bırakırsam patlıyorlar. <laughs> Evet, dün serverda bütün gece bu itemla biraz eğlenmiş olabiliriz. Zahir? Hangisi? Kings şey şey var ya, ya yani. şu e, altın silahlar samunladı patlayan. Abi <laughs> ama. Evet, shield sağ olsun. <laughs> benim de sizin shield benim de mana zımbırtı. Bu arada patlamalar sadece moblara ve playerlara hasar veriyor. Yani savunmasız bir player'ı kazara öldürebilirsiniz. Mesela benim dün Orkun'u ve Aygudi'yi kazara öldürdüğüm gibi. Aygudi kısmında kazara'ya biraz dikkat çekmek isterim. Ama kendisi çok fazla <laughs> mana har harcıyor o yüzden dikkatli kullanın. Evet. Ve ayrıca yaptığım bir başka item daha. Road of the Seas. Road of the Seas ne işe yarar? tıkladığınız yerde water source blok üretiyor. Bu. Hafif, hafif bir mana karşılığı water source blokunuz oluyor o bölgede. Bu en çok nerede işinize yarıyor diye soracak olursanız. Bunda. Direkt hani kova ile uğraşmaya gerek kalmadan. Vup Bob. Evet. Basitçe yaptığım değişiklikler bunlar. Şimdi bir tane daha dislocator. Aslında bunun advance'ini de yapabilirdim de. Aslında advance'ini yapsam mı? Olabilir. Wavern Core. Ha, üşendim. Ya da dur yapayım. Advanced'ı mı? Hangisini diyorsun? Uh, Dislocator. Yapamaz. Aa, yapabilirim. Orkun'un evine uğrarsam ya da sizin eve. Bizde şey yok. Basic onlar. Bendeki basic. Basic Ali dışarı mı? Wyvern'larda e tamam. var Ha tier Wyvern'mış evet. Yapamıyormuşum tamam. Yapsak. Ben çok onu istiyorum en çok. Neyse benim hmm. en çok istediğim itemlardan bir tanesi bu arada elimde yok. Ancak dördünden üçü e, e şu an elimde. Bence gayet güzel bir trade. Evet şimdi bu bölüm başka yapmam gereken neler var? Ben onları bir düşünüp geliyorum. Tamamdır. Evet geri döndüm ve şu an yanımda Redumentary Snare var. Bunlarla ne yapacağım? Bled Magic'e girişeceğim. Oh yeah. Oh baby baby. Şimdi beni bana bir tane agresif bir mob lazımdır. O yumurta. Yerden yumurta geldi geldi. Bizim ona. buraya gel. Hmm? Köfte. Bizim buraya gel istersen. Köfte ya. Şey çıkıyor. Buldum. Buldum. Witch buldum hatta. Tamamdır. Zahir bu ne? Parmağımı mı evet. keseceğim bunu Bak ne? Bilmiyorum ki abi. O da hiç bilmiyorum ben. Yok. Evet düştü bir tane. Will quality 1.20. 1.20. Nice abi. Şimdi bir iki tane, tane daha, daha düşür tamamdır. Aynen. Devam edelim. Gripper. 3.37 Evet şu potion efektinin üstlerinde belirmesi lazım. 1.3 1.4 Darth 1.42 hayatın anlamı 2.85 Will quality konusunda şansım yüksek galiba Şimdi Bunu yaptık Şimdi evimize gidelim Bu arada unutmadan arkadaşlar Ben bu modu Şu an sizlerle beraber öğreniyorum <laughs> Hele Mod hakkındaki bilgimi Sıfıra yakın ya sadece ihtiyaç duyduğum bir şeyin bu modda olduğunu biliyorum. Billeri buraya atalım. Ek sen gel. Şimdi Hellfire Forge yapmam lazım. Yaptım. Bunu rastgele bir yere koyayım bakalım. Evet. Şimdi. Burada yapmam gereken şey neydi Hellfire Forge'da? Sentient Sword. Yep. Sentient Sword. Tartarik Gem. Seni nasıl yapıyoruz? Gold, Blue Dye, Lapis, Glass ve Redstone. Redstone, Gold Lapis, 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 lapis Ve Glass Buna enerji vermek için Will kullanmamız gerekiyordu değil mi? Aynen öyle Quality'se en yüksek olanı koyayım? Aynen kuvvetse senin yüksek olması lazım. Ya yani birden yüksek olması lazım. Geliyorum hemen. Tamam. Evet geldik. Bu arada iki başlayışımda da tamam senin tamamdırınla başlıyoruz. Farkında mısın? <laughs> hani ben genelde devam et tam devam ediyorum dediğimde anında bir giriyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet bir tane Iron Sword lazım bana. Bir tane Iron Sword gel bakalım. Neyse öğrenmiş oldun. <laughs> Ve... Demonic Will. Gel bakalım. Evet. Bir tane Sentient Sword. Ve ardından... Şurada harcadığım bir tane var. Ben bununla bir tane Blood Altar yapacağım. Ya da yapamayacağım çünkü Furnace'ım yok. Evet eksik olan şeyin Furnace olması da çok efsane değil mi? Çok kötü abi bu ya. Bende hep oluyor. Evet. Ve bir tane Blood Altar'ım var. Bununla ne yapacağız? Kendi kanımızı keseceğiz. Blood <laughs> Altar'sı Gloss Gloss Sacrificial Dagger... Neydi tam olarak? Burası bilmiyorum. O farklı evet. mı o galiba? Burada o senin. Neyse, Sacrificial Dagger'ımızı alalım. Ve artık... Bu arada şunları direkt şöyle yapsak, bunu otomatik olarak ...Tartarık Cem'in içine alıyor, evet. Artık bunları direkt Tartarık Cem'in içine de toplayacağız. Ve unutmadan Oops. Evet. iki vuruşta beni öldürmesini de beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beklemiyorsun. He? Öldün <laughs> mü? <mı? gülüyor> evet. Ben de bir şey mi? demek istiyorum. Geleyim yanına. İki vuruşta beni öldürdü. <gülüyor> 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 Benim kalkanla işleyecek mi acaba? İşler. Çünkü benden de direkt can götürüyor. Ve bununla beraber kendime başka bir şey daha yapacağım. Ama şeyden götürme diye biliyorum. Orb var ya. Orb'la yaparken götürmüyordu. Evet. Botanya'ya gelelim. Ve Botanya'da yapmak istediğim bir şey var. Bunlar. Bu arada benim ciddi ciddi... Ee, şey, biraz gas tier stoklamam lazım. Arayınca bulamadığın tekme. <laughs> Şimdi regeneration 1 mi yapayım, regeneration 2 mi yapayım? 2 yap. Aynen. Süresi biraz daha azalıyor. Muhtemelen öyle bir habit olacak da. Ya da daha güzeli var haklı. Neyse bunu bir yapayım. Ya da dur daha güzel geldi aklıma. Hatta yani şimdi bunu yapayım. Gastier. Glowstone. Ve yukarıda zam Zamazingon vardı. Evet. Şimdi senin için ne? Neredeydi la o? Ha buradaymış. Benim körlüğüm. Ve valla. Ve tabii ki de gayeye aktardığım için normalden daha hızlı oluyor. Ancak bu bayağı bir istiyor. neredeyse bitmek üzere. <laughs> Ve valla. Ancak bunu kullanabilmem için bir şeye ihtiyacım var. Bu. Yapalım. Kolay bir iş zaten. Living Wood. Tabii şu zımbırtılar. Evet. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Unutmadan şu waypoint'imi de bir kaldırayım. That remove. Şu olası evlerin hepsini de aslında kaldırayım. Çünkü şu dağ yamacı planes'i kullanacağım. Ve bana bir tane flint and steel lazım. Evet. Gelin bakalım. E şimdi eğer ben buna flint and steel koyarsam bana pasif olarak regeneration 2 efekti verecek. Evet. Şimdi Müslüm Gürses dinlemeye devam edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu şekilde kendimize regeneration efekti alıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam nasıl saat... Bunu durdurmanın yöntemi yok muydu? Redstone mu veriyorduk? Neye? Şuna. Hiç görmediğim için. Geliyorum. Çek şey, stikleri stickleri ya botanyanın. Yok. İşlemiyormuş. Hmm, bilmiyorum onları. Bunu durdurmanın bir yöntemi vardı ama bir saniye bakacağım. Hmm. It can be placed on play played by right click single six four four six. Times as long as the liquid concert. Right. Our Burned increase. Mm -mm. For also automated Chunkies which so can receive items through hoppers. Well, I'm on the world. It's Kindle Lens. Burn it. Ah, durdurmanın yolu yokmuş. Bu arada biri benim evime mi girdi demin? Yine bayfal doğaçlamayı. Ha. Kapım açıldı zannettim de be. Ya. Evet sanırım yes. blood altarımı doldurmak üzereyim. Evet. Blood altarımı doldurdum galiba. Şimdi ne yapmam gerektiği hakkında gene en ufak bir fikrim bile yok. Evet, Blood Altar'ı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Güzel bir soru. Rune Slate. Sanırım Rune Slate yapıyorum. Ne işin yapacaksın? Bilmiyorum. Blood C girişmem lazım ama işleyici hakkında en ufak bir fikrim bile yok ve öncesinde bir mod spotlight so evet, izlemedim. Ha? son atışını Blank Ruin olsun. Evet. Ben de onu demiştim zaten. Sanırım Blank Ruin yapacağım diye. Aynen. Blank Ruin. Evet. Ve bunu yapmasını bekleyelim. Tier 2 yapacak mısın ona? Ha? Tier 2 yapacak mısın? yine eve geçince. Evet. Tamam hocam. bir Blood için içimutları var mı? Eee şey yaparsan şu sacrificial dagger var ya onunla kendini evet. öldürünce bir achievement veriyordu. Demin öldürdüm. Vermedi. Kim, kim bilir ne zaman verecek. Yani bizim buradaki bu bug'ı düşünürsek. Achievement yok mu şunun? Baktım. Gizli achievement olabilir. Çığırak yok. Komple eşi mutlada yok. Yok gizli eşi mut olabilir. Hmm. Belki de. Evet şimdi benim tahminim ne kadar Blank Ruin'e ihtiyacım olacak? Daha sonra Blank Rune State'e ihtiyacım olacak. Güzel soru değil mi? Neyse ben bunlardan yapayım da. O ara mod spotlight izlesem daha güzel olacak. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. Iyi eğlenceler. Ve sanırım ben bölüm arası bir de inşaata da başlayacağım. Biri kapımı... Bir sen dur. Ben mi çekiçle tıkladım? Ya ben naglanadım galiba. Ne oldu? Ha naglanadım mı biraz? Ben ne oldu bir ara? Şimdi işte. Evet, şöyle bir düzeltelim. Keşke baltamı envanterimde taşısaydım değil mi? <gülüyor> <gülüyor>